Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Programımızın ilk konuğu Memihan Alkış. 23 yaşında evli olan kızı Büşra Elmas'ı aramak üzere programa katıldı. 11 Ocak tarihinde anne kız bir tartışma yaşıyorlar. Tartışmanın ardından Büşra Elmas evi terk ediyor. 11 Ocak tarihinden beri yok. Eşiyle de 4 aydır ayrılık sürecinde sizinle yaşıyor. Kızınız boşanmak istiyor ama siz boşanmasını sanırım istemiyorsunuz. Bundan dolayı anne kız arasında ne yaşandığını bilmiyoruz. Yani onun gidişinin altındaki sebebi bilmiyoruz. Damadınız canlı yayına bağlandı. Onunla ilişkinizin iyi olduğunu, onu sevdiğinizi, iyi bir damat olduğunu söylediniz. Kızınızın başka biriyle yazışmasını yakalamış. Bilmiyorum ben Nasra Hanım. Yani sizin bilmediğiniz şeyler mi var? Bana... Dört ay, yani evlendin sene, bana söyledi, dedi Büşra biriyle yarışmış, yani konuşmuş, sadece o Büşra'ya mesaj atmış, Büşra konuşmamış, kendisi de söyledi. Ama siz kızınız kaçtıktan sonra o görüştüğü kişiyi aradınız. Aradım. Niye aradı? Dedi ki abla öyle bir şey yoktur. Damadınız doğruları söylüyor mu? Bilemem ki, belki olabilir, yani gerçekten söylemedi, yani atmış mesaj, atmış mesaj. Hayır, reklam arasında ekip arkadaşlarıma damadın akli dengesi yerinde değil, ne söylediğini bilmiyor gibi bir ifade kullandı. Bilseydi o kelimeyi kullanır mı, cebimde cipsi alıyor bilmem ne, ayıp değil mi, o kelime insan kullanır mı? Siz ona mı takıldınız? Aynen öyle. Yani peki, yani cebinden, eşinin cebinden para alıyormuş izinsiz, onunla da cips kola alıyormuş. Aynen, bak kötü bir şey yapmıyor ki, ne var ki ya, kötü bir şey mi sence Esra Hanım? Kocasının cebinden izinsiz para almasına mı takıldınız? Yoksa aldığı parayla aldığı cips kolaya mı? Ya mesela ben onun yerinde olsaydı bir şey diyemem ki. Bir, yani kızınızı hırsızlıkla suçladığı için mi? Bilmiyorum. Sıra Hanım. Kızınız daha önce evden kaçtı mı Memihan Hanım? Daha önce kayıp oldu mu böyle? İlk evlendi zamanı gitti. İlk evlendiğinde, ilk Harun'la evlendi, nikah kıyıldı. Kızınız yine mi eşini terk etti? Evet. Kimin yanına gitti? Bilmiyorum, kimsenin yanına gitmedi ki. Nereden buldunuz onu? Biz Ataköy bir otelde bulduk. Ne? Ataköy'de bir otelde. Ataköy. Ataköy'de bir otelde buldunuz onu. Kaç gün kayıptı? 3 gün zaten gitti. Gece direkt biz onu buldu. Otel sahibi vermedi. Sonra... Gittik, yalvardı. Büşra kendisi geldi, dedi geleceğim. Geri geldi. Şimdi o günü bir anlatabilir misiniz? Eşiyle evli. Evi terk ediyor. İlk evlendiği zaman. Ataköy'de. Ataköy değil mi? Ortaköy değil. Ortaköy, Ataköy bilmiyorum. Esra Hanım şu anda kafam olup bulak buldu. Peki. Bir otelde buluyorsunuz kızınızı. Niye otele gitmiş? Parası vardı, gitmiş. Hani eşini terk et, eşine kızmış mı, kavga mı etmiş? Esra Hanım sabah doktora gitmiş. Hı. O Esenyurt'ta, ben buradayım. Ne telefon yanında yine var, ne hiçbir şey. Hastaneye gitmiş, gelmiş. Kaynanası çağırmış ki Büşra gel kahvaltı yap. O da gitmiş yatmış. Uykuda kalkmış, not yazmış, çekmiş gitmiş. Ne yazmış notta? Ben siz mutlu olun, çekti gitti. Bu evliliğindeki ikinci kaçışı. Aynen öyle. Ben siz mutlu olun, kayınvalidesinde aynı evde mi yaşıyorlar? O aynı evde, elti, kaynana, Büşra. Kaç kişiler? O zaman elti, 2-3 tane çocuğu vardı. De kocası, bir tane bekar kaynı var, kaynanası, kayınpeder. Kayınvalide, kalabalık bir aile. Kendi istedi Esra Hanım, kendisi dedi ben kaynananın yanına gideceğim. Ben söyledim ona başta, dedim ki sen yapamazsın, zordur. Yok anne, dedi ki benim eşim büyük olsun, ben de bir de kaynanam olsun. Harun kaç yaşında? Harun 33 yaşında. 33. Senin kızın? 23 yaşında. 23 yaşında. 2018. Kendi istedi. Kayınvalidemle yaşayacağım. Büyük bir eş istiyorum dedi. Hepsi Allah gönlüne göre mi verdi? Vallahi hep böyle diyor. Diyor anne ben kimseyle anlaşamıyorum. Yaşı büyük olsun bana yol göstersin. Hep onun kelimesi odur bana. Nasıl tanışmışlar damadınla? Benim kızım, abimin kızı Eltin'dir ikisi. Abinin kızıyla senin kızın elti mi oldular? Evet. İki kardeş evlendiler. O gün kızınız bir otelden bulundu. Evet. Ya kendisi ele verdi. Zaten kendisi video çek dedi ben buradayım. Gitti aldı getirdi. Otelden video mu çekiyor? Hı, kendine video çekmiş göndermiş. Ne videosu hani? Ya kendine videosu yenimde internete girdi. Nerede bulacağı nasıldır?
direkt orada çıktı, gittik, kocası gitti aldı getirdi yani. O videoda ne diyor? Bir şey demedi ki. Ben seni yani ne bileyim canıma olun. Mı kıyacağım diyor, yo, hayattan yo, öyle vaz şey. Mı geçtim sana diyor. Sana dedi ki ben balaya gidelim, ben gezmeye giderim, ben şuraya giderim, buraya giderim. Yani onun amacı çok, yani kendisi düşüncesi çok lüks bir yerde yaşamak istiyor. İyi bir hayat yaşamak aynen istiyor. Öyle. E o da her şeyi kısıtmış onlara. Hı hı. E, damadınız biraz yani hani para ve ekonomik anlamda fazla sık boğaz yapan biri. Bilemem ki ben onların evinde yaşamadım bir şey diyemem. Ama cips kolanın hesabını tutan bir damat varsa sonucu da yani bunu kızınız size söylüyordur. Kızınız o Ataköy'deki otelde kalabilmesi için bir paraya ihtiyacı var. Böyle bir maddi imkanı var mıydı? Vardı kolu dolu bilezikleri. İki tane bir gecede bileziği bozdur yedi yani. Onlar da bir şey amacı demedi. Amacı otelde kalmanın kocasını terk etti. Aman gideyim güvenli bir yerde kalayım mı? Aynen aynen. Yani yok, bunun lüks hayatla falan çok alakası da yok yani. Hani sizin yanınıza niye gelmedi? Madem oteldeki yerini söyleyecekse. Bu ikinci kaçışı başka kaçışı var mı? Yok. Genç yani evlenmeden önce evden. Yok hiçbir yere gitmiyordu. Hı? Yok. İnan ki Asra Hanım ben üç gün ayakkabını bir tane eve bıraktım, biri dışarıya bıraktım. Üç gün dışarı bile çıkmıyor. Hani size şunu söylemek istiyorum. Zaten dışarı çıkmıyor zaten internet faturasından anlaşılıyor. Sosyal yani dünyayı eve getiriyor. Ben, dünya evde zaten. Hanım, gerek yok dışarıya. Öyle. Şunu sormak istiyorum. Bak ne güzel mesaj yazmış. Ne diyor? Ben gidiyorum, bensiz mutlu olun. Evin içinde kaç kişi var? 9-10 kişi. 9-10 kişi var evin içerisinde. Kendi temel ihtiyaçları, canı çektiği işte 1 lira, 2 liralık şeyi bile alamıyor. Siz bunun üzerine daha buraya geldiniz, damadınızı savunuyorsunuz, kızınızla aranız şey yapmış, kavga aşamasına gelmiş damattan dolayı. Ama siz de 2 dakikada Esra dediği gibi damadı hemen akli sağlığı yerinde değil bunları söylüyor dedi. Öyleyse niye söylüyorsun? Peki ben de size soruyorum. Kızınız gitmiş, o evlilikte sorun var. 9 kişi yaşıyor, kız 4 ay olmuş geleli. Niye boşanma istemiyorsunuz? Çünkü abinizin kızı da aynı problemi yaşayacak değil mi? Biz bunu aile içi böyle sıkı evliliklerde çok görüyoruz. Hülya Hanım söyledim sizin kızınız onu. Boşanırsa abinizin kızının evliliği de şey olacak mı? Böyle sıkıntıya girer mi? Olacak mı? Olabilir. Olacak. Olabilir mi olamaz mı? Olur neden olmasın? Olabilir. Yani senin kızın Harun'dan kocasından boşanamaz. Doğru mu? Yok hayır öyle bir şey yok. Şimdi de gelsin şimdi de götürürüm boşatırım ya onu. O zaman soruyu tekrarlıyorum. 4 ayda sende yaşayan kızın niye boşanamadı? Esra Hanım kendisi bana demese ana ben boşanırım ben kalk beni götür ben ne yapabilirim? Eşimle problemliyim annemin evinde 4 ay yaşıyorum. Evdeki biri bana sormaz mı senin kocan varken senin burada ne işin var diye? Arayıp da damadı sormaz mısın? Bu kız burada günlerdir kalıyor. Hiç de bir şey söylemiyor. Sizin aranızdaki problem nedir? Bak eşi bir ihanet iddiasından da bahsediyor. Ve siz kızınız 11 Ocak'ta kaçtıktan sonra ilk evlendiği zaman yazıştığı kişiyi arıyorsunuz. Kızım senin yanında mı diyorsunuz? Diyorum ya mesajı biliyorum. Bir sefer mesaj atmış benden de korktum. Acaba onun yanında mı? Sizin o görüştüğünüz kişi... Evlilik öncesinde kızınızın görüştüğü kişi mi? Ya ilk mesela bekardır, gençtir olabilir. Hayır bak ben size çok net soruyorum. Kızınızın... Bekarken görüşüyor muydu diyor. Görüşüyordu. Aynı kişi yani siz aynı kişiyi aradınız. Aynı kişiyi istemeye geldi. Annesi geldi dedi illa Büşra'yı alacağım oğluma. Büşra dedi ben istemiyorum. Yani kötü bir şey değil ki çocuk seviyordu. Tabii kötü değil hayır ben kötü değil ama... Daha sonra damadınızın şüphelendiği ve sizin aradığınız kişi aynı kişi mi diyorum ben onu aynı. Merak ediyorum. Aynı kişi. Adı neydi bu kişinin? Söyleyin lütfen. Söyledim onları. Söyleyin şu anda tek... Mahfuz. Mahfuz. Nerede evet. Yaşıyor bu Mahfuz? O da Bağcılar'da yaşıyor. Bağcılar'da yaşıyor. Evet. Söz hakkı ve cevap hakkı vardır diye ekip arkadaşlarımız şu anda... Ekip arkadaş reklam arasında istedik çünkü kişiyi. Mahfuz telefon hakkında. Mahfuz Bey merhaba. Merhaba. Önce Büşra Elmaz'ı bekarlığı döneminden tanıdığınızı, evlendikten sonra da kendisiyle iletişim halinde olduğunuzu hem eşi hem de annesi söyledi. Doğru mu? Ben sadece bir kere mesaj yolladım ona nasılsınız, iyi misiniz? Ondan sonra bir daha onunla konuşmuşum olmamış ve şunu merak ettim. Yani onun annesi ben çok iyi tanıyorum.
annesiyle aramız iyiydi. Sadece onun kızı özülmesin, şey olmasın, acaba boşanma durumu ne oldu diye öğrenmek için ben bunu sordum. Onun haricinde kesinlikle bir daha ne aradım, ne konuştum, ne mesajlaştım. Çünkü ben evli vakti biriyim. Benim işim onunla kesinlikle olmaz. Olmaz da yani. Annesi siz... yanlış anlıyor. Şimdi Mahfuz suçu... Bey. Evet. Siz 2018 yılında Büşra evlendiğinde bir kere mesajlaşıyorsunuz. Evet, doğrudur. Bir kere mesajlaşıyorsunuz. Bu mesajı, Büşra'nın eşi yakalıyor mu? Evet. Bilmiyorum. Orayı bilmiyorum. Evet, Mahfuz, ya doğru yakalıyor söyle. Mu yakalamıyor mu şimdi kardeşim? Şöyle bir şey. Bir adam sana, kocası sana sen kimsin de benim karımla yazışıyorsun diye hesap sordu mu? Hayır. Yok. Öyle bir şey olmadı. Böyle bir kere mesajlaştınız. Aynen öyle. Yıl oldu 2020. Aradan zaman geçti. Şimdi 11 Ocak tarihinde Büşra evi terk etti. Büşra'nın annesi sizi aradı. Kızım seninle mi kaçtı diye sordu. Doğru mu? Evet, öyle dedi. Siz de 4 aydır ayrı yaşayan Büşra'yı bir kere annesini arayarak boşanma işi ne oldu diye sordunuz. Doğrudur. Ne alaka? Annesi dile getirmiyor ki boşanmayı. Annenin ağzından biz boşanmayı duyamadık. Boşanmayı kabullenmiyor zaten. Size niye böyle bir şeyi evli barklı bir kişiyle konuştun ki anne? Şimdi aynı konuyu ben de yaşadığım için merak ettim. Dedim acaba ne yapmışlar boşanma durumunu? Yani siz aslında hala Büşra ile iletişim halindesiniz. Anne Hayır. şöyle bir cümle kurdu. Mahfuz benim kızımı istemeye geldi dedi. Tamam, doğru, istemeye geldim. Annesi ama olmadığı için... Evet. O olmadı, o konu kapandı. Orada niye bitti. Olmadı peki? O zaman bekardınız. Kısmet. Tamam, o zaman bekardım. Kısmet. Olmadı diye ben yine peşine düşüp illa da olsun diye bir kaydı yok.